Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle tıkınırcasına yeme sendromunu konuşacağız. Belki adını ilk kez duydunuz ama yapıyor olabilirsiniz. Ben size bugün bu olay nasıl gerçekleşiyor, bir anda nasıl dünyaları yiyoruz biraz bunu anlatacağım. Bir de biraz tedavi protokolünden bahsedeceğim. Tek başına diyetisyenle olan bir protokol değil tabii ki. Mutlaka psikolog ve psikiyatri yardımı bazı durumlarda da gerekebiliyor. Ama biz bugün bu sağlıklı beslenme ve diyet yönünü değerlendireceğiz. Tıkınırcasına yeme sendromunun. Evet, şimdi bir de bu tıkınırcasına yeme sendromunu anlatırken size tabii ki güzel bir tarifim var. Ne yapacağım? Fırında kalorisiz çok güzel bir kabak yapacağım ama kabak işlemine başlamadan önce tıkınırcasına yeme sendromu ne olabilir diye şöyle bir düşündüğünüzde aslında isminden belli tıkınırcasına yemek. Yani basit gibi gözüküyor ama şöyle bir sıkıntı var. Burada işte bu olay başladıktan sonra durdurmak çok sıkıntılı. Yani biz normal bir gün geçirdik. Hiçbir sıkıntı yok. Ben burada iki örnek vereceğim bu arada. Birinci örneğimden başlıyorum. Normal bir gün geçirdim. Her şey çok güzeldi. Her şey güzel ilerledi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Evime geldim. Örneğin çalışıyorum ya da çalışmıyorum. Bu sıkıntı değil. Evime geldim. Ve güzelce yemeğimi yedim. Her şey yolunda gitti. Ve akşam otururken birden gözüme bir tane masanın üstünde bir kurabiye takıldı. Ama onu yememem gerekiyor. Çünkü kendimi biraz kilolu hissediyorum ve yemesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya da böyle bir düşüncem de yok ama yemeyeyim, bugün birazcık dikkat edeyim gibi bir şey düşünüyorum. Yemiyorsunuz başlangıçta ama gözünüz sürekli kurabiyeye takılıyor. Bu işte kurabiye olur, dolaptaki brownie olur, yaş pasta olur ya da poğaça olur, börek olur, sarma olur. Sürekli aklınız gidip geliyor ona. Gidip geliyor ne yapsam ki, ne yapsam ki falan diye. Sonra da işte tabii saat ilerliyor. İşte gece 11-12 civarı olabilir. Bu gündüz saatlerinde de gerçekleşiyor olabilir. Bu bizim örneğimiz. Örneğimizdeki kişiden gidiyoruz. Örneğimizdeki kişi de bu şekilde diyor ki neyse bari ben bir tane kurabiye yiyeyim. Bir tane yiyor. Sonrasında diyor ki Allah benim diyet bozuldu. Ya da işte ya şimdi ben bir tane yedim ya, kendimi tutamıyorum. Ben bunun hepsini yiyeyim. Bir saat içinde toplam o kurabiyeler bitiyor. Normalde asla yiyemeyeceğiniz kadar çoktan bahsediyorum. O bitiyor, onu bırakın, hatta işte onu bırakın buzdolabına geçiliyor. Buzdolabında ne varsa kalorili. Bütün hepsi yeniliyor 1-2 saat içinde ama farkında değiliz bu arada. Kesinlikle ne yediğimizin farkında değiliz. Bütün buzdolabını yiyoruz ve bitirdikten sonra ben bunu nasıl yedim diyoruz. Çünkü cheesecake'in üstüne sarma, sarmanın üstüne pilav, pilavın yanında baklava, baklavanın yanında işte poğaça gibi hani saçma sapan kombinasyonlar. Normalde tek tek oturup sakin sakin bir masada oturup sakin sakin yediğinizde asla yiyemeyeceğiniz şeylerden bahsediyorum bu sendromda, tıkınırcasına yeme sendromunda. Ve burada esaslardan bir tanesi kimsenin görmemesi, hiç kimsenin olay etrafında olmaması, insanlar özellikle uyuduysa, evde hiç kimse yoksa böyle zamanlarda daha çok yapabiliyoruz. Bunun haricinde diğer bir örneğimize gelelim. Bu da stres dönemlerinde olan bir şey. Bu mahrumiyetten de. Yani bir şeye karşı aşırı ilgimiz var. Bir yemeğe, bir yiyeceğe karşı. Biz ona dayanamıyoruz. Hayır, yasak bu bana diyoruz. Yasaklıyoruz ve sonucunda da işte bir patlama yaşıyoruz ve inanılmaz yiyoruz. İkinci örneğimizde de şöyle bir şey olacak. Gün içinde aşırı stresli bir gün. Eşinizle olabilir, patronunuzla olabilir, çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla olabilir. Herhangi biriyle ciddi bir problem yaşadınız ve çok sıkıntıdasınız. Maddi, manevi hiç fark etmez. Çok mutsuzsunuz, üzgünsünüz, çok daralıyorsunuz ve çıkar yolda yok gibi duruyor. Yani bitti, bittiniz. Böyle bir durumdasınız. Bu durumda aklınıza gelen işte buzdolabını yemek oluyor genelde. Yani çünkü olayın içinden sıyrılamadığınızdan dolayı şu dopamin serotonin ilişkisini zaten daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Lütfen izleyin.
Ne yapıyoruz? Orada biraz kendimizi iyi hissetmek, işte deşarj olmak, rahatlamak için hiç farkında olmadan buzdolabını açıp işte bir paket yaş pasta mı var ya da bir büyük tepsi börek mi var? Hızlı hızlı ayaktan buzdolabını kapatmadan yiyoruz, atıyoruz ağzımıza hızlı hızlı. Dediğim gibi bunu oturup sakin sakin yavaş yavaş yemeye kalksanız asla yiyemezsiniz zaten. Çünkü miktarlar aşırı büyük. Yiyorsunuz, börek bitti, börek bitti, tatlı yiyeyim, tatlı. Tatlı yedim, tuzlu yiyeyim, tuzlu yedim, tatlı yiyeyim. Meyve de yiyeyim arada, şunu da yiyeyim. Bugüne kadar yemediğim ne varsa hepsini yiyeyim. Dışarıdan da söyleyeyim, onu da yapayım, bunu da yapayım derken 1-2 saat içinde bir bakmışsınız 10.000 kalorilere çıkmışsınız. Hiç farkında olmadan yersiniz bunu. Bir kavanoz, bir ne deniyor ona, şöyle büyük tavuklar söyleniyor ya mesela, onun bir böyle danışanlarımdan biliyorum, bir tane ondan söyleyip bir büyük kutu ondan söyleyip peşinden onun yanındaki ekmeğidir, asitli içeceğidir, onlar zaten bitiyor. Onun peşinden tatlı, onun peşinden tuzlu, hani o sinir harbi sırasında hani bir 10.000, 15.000, 20.000 kalorili çıkanlar var. Bu ciddi bir rahatsızlık. Eğer sizde de bunun ufak bir belirtisi varsa bile lütfen kendinizi sıkma olayından vazgeçin. Çünkü genelde bu durumun patlama noktasına gelmesinin temel sebebi aşırı mükemmeliyetçilik olabiliyor ya da işte aşırı sıkma, bunaltma olabiliyor kendinizi. Yani işte orada bir parça bir şey var, o kafada çok büyüyor, çok önemli bir kurabiye, çok önemli dünya meselesi haline geliyor ve ondan bir parça yemek bile sizin hayat memat meseleniz oluyor. Ondan bir parça yiyince de bu sefer keşke yemeseydim. Huzursuzluğuyla beraber dünyayı yemeye dönüşüyor. Bu yüzden tıkınırca yeme sendromunda ilk yapmamız gereken şey kendimizi daha iyi hissetmeyi sağlayacak pek çok aktivitedir. Evet, bu çok kolay değil hayat şartları içinde. Çünkü zaten bütün gün işte çalışıyoruz. İşte eve 8'de geliyoruz, 9'da geliyoruz bazen. Bazen hiç halimiz bile olmuyor. Direkt yatağa geçiyoruz. İşte yemek yiyip, makarna yiyip, börek yiyip belki. Çünkü kendimizi onlarda daha iyi hissettiriyordu. Hatırlarsanız bir makarna bölümümüz vardı izlerseniz. Ve sonrasında siz de bir de diyorsunuz ki Merve Hanım bir de bana aktivite yap diyorsunuz ama bu sizin hayat kalitenizi çok ciddi arttıracak bir durum. Çünkü siz orada yaptığınız küçücük bir boyama olabilir. Ben çok büyük aktivitelerden bahsetmiyorum. Eve aldığınız küçük bir işte boyama kitabını boyamaktan bahsediyorum mesela. Çekmecenizi düzenlemekten bahsediyorum. Kendi iç huzurunuzu düzeltecek küçük aktivitelerden bahsediyorum. Size iyi gelecek bir yardım kuruluşunda küçük bir çalışma olabilir hafta sonu için. Yani hayat kalitenizi bir tık artıracak ve sizi iyi hissettirecek bir şeylerden bahsediyorum. Bunun temel kurtuluş noktalarından bir tanesi bu. Yani bu psikolojik tarafı ve mutlaka eğer imkanınız varsa da danışmanlık almanız size çok ciddi fayda sağlayacaktır. Çünkü bunun ilerlemesi durumunda ve kişide ciddi kilo problemi ve takıntı da varsa bulimiyaya dönüşebiliyor olay. Kusmalara dönüşebiliyor ya da işte bunun tam aksi bir süre aşırı yiyip bir süre hiçbir şey yememeye dönüşebiliyor olay. Bu yüzden de lütfen böyle bir durum varsa ya da çevrenizde böyle bir şey fark ettiğiniz biri varsa, bu illaki kadınlarda olmak zorunda değil, erkeklerde de çok olabiliyor. Özellikle yoğun iş temposunda olan erkekler hiç çaktırmazlar bu durumda olduklarını. Gece kalkıp yemek yiyenler varsa eşlerinizin arasında bir problem vardır. Duygusal bir problem, bir sıkıntı vardır demektir. O yüzden lütfen bir bilene danışırsanız bu konuda size çok daha yardımcı olacaktır. Diyet konusuna gelecek olursak, Merve Hanım biz bu kısmı çözdük ama diyet olarak neler yapabiliriz diyecek olursanız, böyle bir atak durumunda, böyle bir atak geldi, yeme isteği başladı. Böyle bir durumda lütfen öncelikle 2 büyük bardak, 300 mililitrelik 2 büyük bardak, biraz içine limon ve mümkünse sirke katarak su için. Suyunuzu içtikten sonra
Ne istiyor canınız? Dolaptaki pastaya mı takıldı gözünüz? Yoksa fırındaki poğaçadan gelen kokudan mı rahatsız oldunuz? Ya da işte pizza mı? Arkadaşınızın okulda ya da işte tuttuğu bir bisküvi mi tetikledi sizin işte bu yeme bozukluğunuzu? Bunu bir düşünelim ve gerçekten ne yemek istiyoruz ve yemek istiyor muyuz? Evet, ilk aşamalarda bu çok kolay olmayacak. Çok haklısınız. Zorlanacaksınız başlangıçta ve bunu düşünemeyeceksiniz ama bırakmayacağız. Yani ruhsal sıkıntılar bir anda çözüme ulaşamıyor ama uzun süre eğer kendinize zaman ayırırsanız ve dirençle yapmaya devam ederseniz emin olun bundan kurtulacaksınız. Dediğim gibi ne bu durumu tetikledi? Bunu düşünüp dolaptaki pasta, örnek veriyorum, rahatsız ediyor. Sizi rahatsız ediyor durması ve siz ondan yemek istiyorsunuz ama yerseniz de bozulacak diyetiniz. Hayır, bu düşünceden vazgeçeceğiz. Diyetimiz kesinlikle bozulmayacak. Dolaptaki pastayı yersek asla diyetim bozulmayacak diye kendimizi ikna edeceğiz. Fakat diyeceğiz ki miktarını belirleyeceğiz. Sularımızı içtikten sonra ve kendimize şu sözü vereceğiz. Ayaktan hiçbir şey yemeyeceğim. Asla. Bir küçük badem tanesi bile olsa bunu tabağa koyacağım. Küçük bir dilim, normal bir dilim yaş pastayı alıyorsunuz. Yanına az sütlü bir kahve koyuyorsunuz ve bunu önce kokluyorsunuz. Farkında yemek bu oluyor. Önce kokluyorsunuz. Sonrasında tabağınıza, durup bir tabağınıza bakıyorsunuz. Şu pastaysa bakıyorsunuz. Ne yiyorum, ne kadar yiyeceğim, ne yapacağım? O arada tabii ki içinizdeki o yeme bozukluğu sizi gıdıklayacak. Yesene, yesene, hızlı hızlı ye, daha çok ye diye gıdıklayacak. Durdurmaya çalışacaksınız. Durdurabildiğiniz kadar durduracaksınız. Sonrasında kokluyoruz tekrar. Kokluyoruz ve tekrar koyuyoruz. Evet, bu sırada tabii ki çok kolay değil. Zorlanacaksınız. Ve bir çatal kadar aldık. Ağzınıza götürdünüz. Keşke bunu göstermeli yapsaydım. Şu an bunu göstermeli yapmak bana da cazip geldi. Bir çatal götürdünüz ağzınıza, çatalı kenara bırakıyorsunuz. Çatalı kenara bıraktık. Biraz çiğniyoruz ve üst damağımıza ve dilimizin altına bu tadın gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş yedikten sonra biraz sakinleşmeyi bekliyorsunuz ve üzerine hemen bu sütlü kahve ve pasta olayının üstüne hemen bir tane az limon sıkılmış bir sade maden suyu içiyorsunuz. Zaten şu an 600 ml su içtiniz. Üstüne 200 ml maden suyu içtiniz. 200 ml sütlü bir kahve içtiniz. 200-300 ml. Zaten mide böyle jingle 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 suyla doldu. Şu an zaten almayacak durumda ama bu tekrarlayabilir. Bu olay tekrarlayabilir. Dediğim gibi bazen haftada 4-5 kere tekrarlayabilir. O anki stres ve duygu durumunuza bağlı olarak. Bazen ayda bir kere tekrarlayabilir. Bazen bir yıl geçer üstünden hiçbir şey olmaz ama sonrasında tekrar ataklarınız aynı mevsimsel döngüde başlayabilir. O yüzden siz sabırla her seferinde kendinizi motive ederek, çünkü şunu unutmayın, mutlaka dışarıdan destek almak zorundayız. Psikolog desteği mutlaka almalıyız. Böyle bir problemimiz varsa mutlaka diyetisyene danışmalıyız. Listelerimiz düzgün ve güzel olmalı. Gün içinde doğru yemediğinizde de bu ataklar çıkabilir. Bundan da bahsedeceğim. Fakat dediğim gibi eğer kendi isteğiniz olmazsa, hani ararsınız diyetisyeni, o şöyle 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 yap der ama siz yapmazsınız. Burada iç motivasyon çok çok önemli. Şimdi şu gün içindeki doğru yemeğe geleceğim ama onun öncesinde ben kabaklarımı 3-4 tane büyüklüğüne bağlı olarak kabağımı fırın poşetine koydum. Ve içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Bunun içine 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim ve 1 çay kaşığı kadar tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar da olabilir ekledim. Şimdi ben bunun ağzını şöyle kapatıyorum. Havası bir gitsin ve bu şekilde sallayacağım. Ya, yaparken böyle şey oluyor. Stres gidiyor zaten. Bunu yapmaya başladığınızda yemeğe saldırıyor. Çünkü
Bundan çıkarıyorsunuz vitamininizi. Evet, şimdi neden bunu yaptım? Çünkü bunun kalorisi neredeyse sıfır. Yine bir yeme hata geldiğinde istediğiniz şeyi yedikten sonra kesinlikle ertelemenizi asla tavsiye etmiyorum. Bakın istediğiniz şeyi yedikten sonra yine doymamış hissederseniz peşinden bunu dolu dolu yanında bir kase yoğurtla bir fırın dolusu kabağı rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ama gözünüz pastadayken bunu yemeyeceksiniz. Önce pasta yenilecek, sonra peşinden eğer istiyorsak bu da yenilecek. Çünkü siz pasta yemeği ileri atıp bunu yerseniz o pastanın 3 katını yersiniz, emin olun. İstediğinizi yiyin lütfen. Evet, şimdi ben bunu fırına göndereceğim. Fırında pişecek, böyle kızarana kadar pişecek. İstersem üzerine birazcık kaşar da serpebilirim. Bu bölümü de burada noktalandırdık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.